Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kastamonu Vahikası 27. mektuptan. Şefkat yüzünden esasat-ı İslamiye'nin haricindeki bid'at ve dalalet yollarına sapanları çeviren bir hakikattir. Şefkat-ı insaniye, merhamet-i Rabbaniye'nin bir cilvesi olduğundan elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve rahmeten lil alemin zatın aleyhissalatü vesselamın mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhi ve bir sakam-ı kalbidir. Mesela kafir ve münafıkların cehennemde yanmalarını ve azap ve cihat gibi hadiseleri kendi şefkatine sığıştıramamak ve tevhile sapmak, Kur'an'ın ve Edyan-ı Semaviye'nin bir kısmı azimini inkar ve tekzip olduğu bir zulm-ü azim ve gayet derecede bir merhametsizliktir. Çünkü masum hayvanları parçalayan canavarlara himayetkârine şefkat etmek, o biçare hayvanlara şedid bir gadr ve vahşi bir vicdansızlıktır. Ve binler Müslümanların hayat ebediyelerini mahveden ve yüzer ehl-i imanın su-i akıbetine ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkat kârine taraftar olmak ve merhamet kârine cezadan kurtulmalarına dua etmek elbette o mazlum ehl-i imana dehşetli bir merhametsizlik ve şe'ni bir kadirdir. Evet. Şefkat yüzünden esasat-ı İslamiye'nin haricindeki bid'at ve dalalet yollarına sapanları çeviren bir hakikattir. Şefkat-ı insaniye, merhamet-i Rabbaniye'nin bir cilvesi olduğundan, elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve rahmeten lil alemin zatın aleyhissalatü vesselamın mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Şimdi Üstad buyuruyor ya, insanın mahiyeti çok cami. İşte kalpten, akıldan, vicdandan, hafızadan tut. İşte bu da şefkate kadar, merhamete kadar uzanan muazzam bir sermaye var insan kalbinin, insan ruhunda. Bunun her birisinin müsbet kullanılmasıyla insan manen terakki ederken yanlış kullanılmasıyla da kendini zarara sokabiliyor. O bakımdan biz namazda Fatiha suresinde ihdine sırat-ı müstakim diye dua ediyoruz. Yani bize sırat-ı müstakime hidayet etmesi, o yolda yürütmesi, yanlış yola gitmekten muhafaza etmesi için Rabbimize dua ediyoruz. Şimdi burada da şefkat hissinin de ifratı tefriti vardır. Burada şefkat hissinin ifratı anlatılıyor. Şefkati yanlış kullanılıp ifrat etmek ve insan kendini sıkıntıya sokabilir. Üstadına buyurdu, bidat ve dalalet yollarına sapabilir yani Allah muhafaza yanlış kullanırsa. Bir de hiç ifrat ederse, bir de tefrit ederse, hiç şefkat etmezse zalim gaddar bir insan olur. Ortası nedir bunun? Şefkate layık olanlara şefkat etmek. Değil mi? Ortası budur. Şimdi bütün güzellikler bir yedir hayır. Cenab-ı Hak'tan geliyor. Şefkat Allah'ın rahmetinin bir tecellisi. Üstad'dan bir iki cümle hatırlayayım, sonra dersi tekrar girelim. Rahmetiyle ilahiyen bir tecelli şefkat. Başka bir dostum buyuruyor ki Allah'ın rahmetinden fazla rahmet edilmez. Allah'ın gadabından fazla gadab edilmez ilahir. Şimdi onun rahmetinden fazla rahmet edilmez. O açık bir hakikat da şu kadar söyleyelim. Şimdi biz bir insana acıyoruz. Niye acıyoruz? İnsaniyet damarı var bizde. Hani hayvanlardan bir farkımız da bizim. Hem cinsimize acımaktır, şefkat etmektir. Onun derdine dertlenmektir. Hayvana böyle meselesi yoktur.
bir haberin ne komşusu vardır, ne amcası vardır, ne dayısı, ne halası, ne hemşerisi değil mi? Evet. Tek başına yaşar. İşte, dolayısıyla hayvanda insanı ayıran önemli bir vasıf da medeni bittap diyoruz zaten olması. İnsanın medeni yaratılmış olmasıdır. Bu medeniyet icabı insan bütün insanlara bir alaka kurabiliyor her sahada. Dolayısıyla onların dertlerini biliyor. Efendim söyleyeyim. Onların acılarına iştirak edebiliyor. Problemlerine karşı da şefkat de bulunabiliyor sıkıntılarına karşı. Ama bunun ölçüsü önemli. Çünkü niye? Biz o insanla sadece insaniyet cihetiyle irtibatlıyız. O kadar. O da mevzu açılırsa, konuşulursa bir laf ederiz. O kadar. Sonra yine işimize bakarız. Cenab-ı Hak ise bizim o yanlış şefkat ettiğimiz insanın 100 trilyon hücresinde her an tasarruf ediyor. 100 trilyon hücresinde. Doktorların dediğine göre insan bir saniyede 50 milyon hücre de ölüyormuş, bir o kadar diriliyormuş. O acıdığı insanın bütün hücrelerini her saniyede Cenab-ı Hak 50 milyon hücre yaratıyor onda. Bir o kadarını da terhis ediyor. Her an kanı temizleniyor. Her an vücudunda kan devranı oluyor. İlahir, ilahir. Bütün bu faaliyetlerden o şefkatin yanlış kullanıldığı hiç haber yok zaten. Değil mi? Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bir kuluna bu kadar yakın iken, o kadar onunla her hücresinin değişmesine kadar ilgilenirken, kanını temizlemesine kadar rahmet ederken, kimin şefkati Cenab-ı Hakk'ın rahmetini geçebilir? Mümkün değil. Onun için bunu yanlış kullanmak, işte insanı, tekrar ederim ustadın ifadesini, bidata ve dallete, dallet yollarına götürebilir. İşte bu tehlikeden kurtulmak için Müslümanları, hepimizi, Üstad bu dersi kaleme almış, şefkatimizi doğru kullanalım. Şimdi onu öğreneceğiz inşallah, bakalım. Evet. Şefkat-i insaniye, merhameti Rabbaniye'nin bir cilvesi olduğundan... Bize, burada durayım, cilvesi. Evet. Cilve neye deniliyor? Mesela güneşin aynadaki tecellisine veya bir katre tecellisine cilve deniyor. Çünkü o aynadaki veya bir damla sudaki güneş aksediyor ya, onun da bir ışığı vardır değil mi? Hareti vardır, yedi rengi vardır. Onun için ona cilve deniliyor. Yani güneşin birçok özellikleri çok küçük çapta onda da var. Ama mesela aynı güneş diye bir dağı aydınlatıyor. Ona cilve denmiyor. Değil mi? Ama küçük bir şeyi aydınlatmasına, aynayı cilve deniyor. Çünkü güneşteki özellikler onda da var. Şimdi Cenab-ı Hak Üstad'ın kendi ifadesini tekrarlıyorum. İnsan buyuruyor, şu ilahi bir mihyasıdır. Şu'un ilahiyenin, insan bir mihyasıdır. Sıfat-ı şu'un ilahiyenin bir mihyası. Yani yine insan ayet-i kerimede de beğendiği gibi Allah tanımak için yaratılmış. Ben cim insanı ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. İbadete de ustadımızda birçok zatlarda marifet manası veriyor. Ben tanısınlar diye yarattım. Peki Allah nasıl tanıyacak bir insan? Cenab-ı Hak kendi zatındaki sıfatları şuunattan bazıları onda da yaratacak. Ondaki mahluk yalnız. Oraya karıştırmamak lazım. Evet. Mahluk olarak ona da bazı sıfatlar şuunat verecek. İşte o Cenab-ı Hakk'ın de merhameti var, bize de merhamet vermiş. İşte güneşin ışığı var, aynada ufak bir damlaya da ışık vermiş değil mi? O cilvedir. Şimdi bizdeki de cilve niye? Cenab-ı Hakk'ın rahmeti var, bizden rahmetimiz var. O da cilve işte. Güneş ayna misalini buraya tatbik edebiliriz. Şimdi şefkat insanı rahmetinin bir cilvesi. Yani rahmet ile bir güneş ise, değil mi? İnsandaki şefkat, efendim bir deryadaki bir damlada gördüğün hafif ışık kadar. Değil mi? Madem böyle, bu şefkatin ne olmaması lazım? Rahmetin değerinin aşmaması lazım. Yani o katredeki şefkat katreyi akıllı kabul eden bir an için kendi merhametin güneşin ışığının ötesine taşımaması lazım. Haddini tecavüz etmemesi lazım. Evet. Eğer aşsa ve taşsa, o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Bir tabir daha geçti orada. Rahmetten alemin
zatın Aleyhisselatü Vesselam mertebe şefkatinden taşmamak. Peygamberimizin şefkatini de taşmamak. Bu ifadeyi Üstad niye kullandı? Aşağıda bazıları cihada falan azap ve cihat gibi hadiseleri kendi şefkatini sığıştıramıyor. Şimdi Resulü'nün cihat etmiş de Peygamber Efendimiz değil mi? Kafirlerle cihat etmiş. İşte o cihatta kafirlerden çok insanlar ölmüşler değil mi? Yani şimdi aynı Peygamberimiz, kafire cihat eden Peygamberimiz ayetle sabit, kafirlerin imana gelmeyişinden çok rahatsız oluyor. O kadar üzülüyor ki, ayet-i kerime nazil oluyor ki, sen kendine bu kadar şey etme, yıpratma kendini, eziyet verme diye ayet iniyor. O kadar kafirlere merhamet ediyor. Çünkü Peygamberimiz rahmeten alemin ya, kafirlere merhameti ondan imanın gelmesini arzu etmesinden. İmanı rahat etmeseydi, 124 bin sahabe nereden çıkacaktı? Değil mi? Ya o merhametten bu çıktı. Şimdi bu kadar kafirlerin imana gelmesine bu kadar üzülen Peygamberimiz elbette Medine'ye gittiği halde, efendim söyleyeyim, hendek kazdığı halde, buna rağmen ta Mekke'den çıkıp onu öldürmeye gelen kafirlere bir harp edecek. Ya ölecek, ya onlar ölecek yani. Belli bir şey yani, değil mi? Onun için bu adam bunu şey yapıyor, ölçü alıyor kendi kafasına göre, Resul Efendimiz'in şefkatine ilişmeye kalkıyor mesela. Onun için Üstad bu tabiri burada kullanmış yani, evet. Eğer açsa ve taşsa, o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Değildir ha. Belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhi ve bir sakam-ı kalbidir. Tabii. Dalalete ve ilhada. Yani dalalet yanlış bir fikre sapar. Ve bu onu sonra ilhada götürebilir. İmansızlığa kadar bunun yolu var. İşte bu da bir sakam-ı kalbi, kalp hastalığıdır. Evet. Mesela kafir ve münafıkların cehennemde yanmalarını ve azap ve cihat gibi hadiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevhile sapmak, Kur'an'ın ve Edyan-ı Semaviye'nin bir kısmını azimini inkar ve tekzip olduğu gibi bir zulm-i azim ve gayet derecede bir merhametsizliktir. Şimdi Kur'an'la sabit kafirlerin cehennem azabı görecekleri değil mi? Ve ebedi orada kalacakları Kur'an'la sabit. Cenab-ı Hak hani kendi kulunu yakıyor. Kendisi ise kuluna ondan daha yakın. Değil mi? İnsanın şah damarından daha yakın Cenab-ı Hak kuluna. İşte bütün ihtiyaçlarını görüyor arz ettiğin gibi. Böyle bir kulunu Cenab-ı Hak azap cehennemde yakarsa belli o hak etmiştir bunu. Değil mi? Ya. Hani her zaman söyleniyor derslerde. Mesela mizanda müminlerin günahlar sevapları tartılıyor. Günahlar fazla gelirse cehenneme giriyor. Mümin de giriyor cehenneme. Ama öteden de mesela bir Kur'an bir harfine cevap 10 sevap veriyor. Değil mi? Ötede işte belli günlerde, bayram günleri üstad teşbih ediyor ona, rahmeti kat kat artıyor. İşte Recep ayında 100 kata çıkıyor her amelin sevabı. Şaban'da 200 kata çıkıyor. Ramazan'da 1000'i buluyor. Kadir gecesinde 80 sene ibadet hükmüne geçiyor bir gece. Şimdi bütün bunlar ne? Mizanda sevabımızın ağır gelmesi için. Yani her sevaba, her amelce bir sevap yazsa Müslümanların için çoğu cehennemden cehenneme gider. Yani günah sevabı fazla gelmiş de cennete gitmiş, cehenneme gitmemiş kullar var ya. Bunların, buna da gelip rahmetle o sevaplar 1'e 1000, 1'e 100, 1'e 1000 yazılmış da sevaplar ağır gelmiş. 1'e 1 yazılsa Müslümanların da çoğusu. Ya. Dolayısıyla Cenab-ı Hak rahmeti her şeyde görülüyor yani. Böyle bir Allah rahmetinden fazla rahmet edilmez. Böyle bir Malik, Halik, Rab kulunu yakarsa belki o hak etmiştir. Hani kayda var ya,
Mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Yani Cenab-ı Hak dilediği gibi tasarruf eder. Bir insan ömür boyu ibadetse, iman etse, cehenneme Cenab-ı Hak atsa yine adildir yani. Çünkü Allah onun kulu. Fakat rahmeti, hikmeti müsaade ediyor da buna. Değil mi? Şey yapar. Cennetine koyuyor. Sevabı ağır gelen kullarını. Şimdi bu kadar merhametli olunca Cenab-ı Hak kafirlerin zaten cehenneme gitmeleri hak. Birinci sebep şu, bir defa inanmıyor cennete yani. Ha, bazen söylüyoruz da, inanmadığı ne işi var kafirin? Yani koysalar da, vicdan var demesi lazım ya, ben bu inanmıyordum, ben burada ne işim var? Demesi lazım. Kaldı ki üstadımız 23. sözde, küfrün ebedi bir cehennemi gerektirdiğini 3 maddeyle izah ediyor. Değil mi? Birisi, bütün kainata tahkir, bütün kainata hakaret. Çünkü bütün kainat ona hizmet ediyor, o küfre giriyor. Yani bütün kainata küfre hizmet ettirmiş oluyor. Bu muazzam bir cinayet yani, bütün kainata. Çünkü kainatın şahsı manevisi var. Hani ayette geçiyor ya, kafirlerin ölmesine semavat-ı arz ağlamıyorlar. Demek ki müminlere ağlıyorlar diyor üstadımız peşinde. Ağlamak deyince, bir defa üzüntü var ama bizim gözden yaş akmak değil elbette semanın ağlaması. Ama bir üzüntü var, değil mi? O halde o kafir, kafir ölmesine semavat ağlamadığına göre, değil mi? Yaşamasında semavat arz devamlı rahatsız oluyormuş. Ki ölünce seviniyorlar, değil mi? Dedi bir ömür boyu kafir bütün kainatı rahatsız ediyor. Tabii kainat dediğimiz ne? Esma-i İlahiyye'nin tecellisi. İkinci madde Üstad bunu söylüyor. Bütün Esma-i İlahiyye'nin tezcifini. Kainat dediğimiz varlık alemi Allah'ın isimlerinin tecelligahı. O zaman kainat da tahkir nasıl büyük azap gerektiriyorsa Esma-i İlahiyye'yi haşa haşa o kötü işlerine sanki vesile etmiş gibi oluyor. Değil mi ya? Tezcif oluyor bu. Ya. Bütün esmanın hakkını da Cenab-ı Hak kafirden alacak. Bir de insaniyetin tezliğini diyor. İnsanlık mahiyeti, ahsen takdim yaratılmışken bunu esfer-i safiyen düşünmenin de bir azabı olması lazım. Yani işte bu üç maddede ustadımız cehennem azabının ebedi olacağını beyan ediyor. Daha çok Risale'de de geçiyor da şu anda aklıma gelen bu. Bunun için böyle bir şahıs yani cehennemi hak etmiş oluyor. Cenab-ı Hak adil ismiyle onu azaba düşer ediyor. O kulunu. Hatta ustadımız bir yerde buyuruyor ki yani mana olarak söyleyeceğim. Kelime olarak, cümle olarak değil de yani şu manayı veriyor ustadımız. Kafirin hakkı ebedi yok olmaktı yani. Cenab-ı Hak rahmetinden onları cehenneme koyuyor. Ya. Yani cehennemde olsa beka isterim mevzu var ya. Cehennemde de olsa baki olmak, hayatta olmak bir ayrı bir lütuftur yani. Amin. Yani onların hakkı ebedi yok olmak iken Cenab-ı Hak isyan eden eseri de olsa yani padişah isyan eden raiyetini hapse koyuyor. İtaat edene de mükafat veriyor. İdam etmiyor. İdam etse mesela hapse giren bir adam, hapse yargılanan bir adam diyelim. Efendim idam endişesini taşıyor mahkeme sırasında. İdam değil de müebbet hapse çevirdi mi seviniyor, bayram ediyor. Evet. Ya, çünkü idam başka bir şey. Evet. Şimdi cehenneme yok olmak idam. Yani ebediyen cennet yüzü görmeyecek. Ya, idam. Ama var olmak cehennemde de olsa bir ebedi müebbet hapisteki adamlar gibi bir varlıktır yani. Evet. Onun için Üstad öyle bir işaret verirken yani kafirin hakkı o ebedi yok olmakken Allah rahmeti gazabını geçiyor da değil mi? Asi kullarını bile yokluğa atmıyor, cehennemine koyuyor diyor. Mana bu yani. Cümlede böyle değil de. Evet. Çünkü masum hayvanları parçalayan canavarlara himayet karene şefkat etmek o biçare hayvanlara şedid bir gadr ve vahşi bir vicdansızlıktır. Ve binler Müslümanların hayat ebediyelerini mahveden
ve güzel ehli imanın suyu akıbetine ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkatkârane taraftar olmak ve merhametkârane cezadan kurtulmalarına dua etmek elbette o mazlum ehli imana dehşetli bir merhametsizlik ve şehni bir kadirdir. Yani Üstad, hani buyuruyor ya, küfrü ikiye ayırıyor, adem kabul kabul edin. Geçen sohbette de mevzu oldu. Şimdi kabulü ademciler, yani küfrü davet edilen insanlar, işte o insanın cehenneme girmesine vesile oluyorlar. Onun hepsi bunlarda hakları var. Ya bugün komünizm propagandası yapanların veya sefaat odaklarının insan ahlaksız edip de sonunda cehenneme Allah muhafaza gitmelerine vesile olanların hakları var. Hakların alınması lazım o şeylerden. O her akla ahlaksız işlediği günahla diyelim cehennemde bir azap çekecekse bir katını da ona sebep olmaya yazılması lazım. Zaten yazılıyor. Yani Esseb-i Kerfa'yı sırrınca ne kadar insan yoldan çıkarmışsa bir küfrü davet eden insan, o kadar insanın günahları kadar da ona günah yazılıyor. Tümünden hesap vermesi lazım. Bunun da neticesi ya, bir de cehennemdir yani, başka türlü olmuşlar. Şimdi böyle bir adama acımak diyor Üstad, değil mi? Bu kadar adamı katletmiş bir adama acıyorsun. İnsan buna hiçbir yüzden bunu kabul etmez. 100 tane masumu öldüren bir adama acı. Niye asıyorlar bunu diye. Bu onunla çok ileri. 100 tane adamı ebedi cehenneme gitmelerine vesile olan bir adama acımak çok vahşi, nasıl diyor Üstad? Dehşetli bir merhametsizlik, şeni bir kadirdir ya. Evet. Risale-i Nur'da katiyetle ispat edilmiş ki zaten acı yanından acılıklar da bu tip adamlar. Yani kendi başına küfre girmiş bir köşede küfrünü yaşıyor. Yani bunlardan ziyade şefkatin yanlış kullanılır. İşte bu küfrü davet edip efendim Müslümanlara harp etmekten tut. İşte onları bozmaya kadar ahlaklarını, dinlerini gayret eden insanlara acıyorlar daha çok. Evet, Risale-i Nur'da katiyetle ispat edilmiş ki küfür ve dalalet kainata büyük bir tahkir ve mevcudata bir zulm-i azimdir ve rahmetin ref'ine ve afatın nüzulüne vesiledir. Az önce arz ettik, evet. Hatta deniz dibinde balıklar canilerden şefkat ederler ki istirahatımızın selbine sebep oldular diye rivayet-i sahiye var. Hadis-i şerif varmış. Kafirin küfründen denizdeki balıklar bile rahatsız oluyorlarmış. İstirahatımızın selbine sebep oldu diyorlarmış. Bizim tabi ilmimiz oraya ulaşmaz da tesbihden hani reymişe ilahisü bir hamdi. Her şey Allah tesbih eder. Yani tesbihden üzülür de, tesbihden sevinir de, değil mi? Ha. Onun için bu hakikat Peygamberimiz haberine göre demek rahatsız oluyorlarmış. Evet. O halde kafirin azap çekmesine acıyıp şefkat eden adam şefkata layık hadsiz masumlara acımıyor ve şefkat etmeyip ve hadsiz merhametsizlik ediyor demektir. Yalnız bu var ki müstahaklara afat geldiği zaman masumlar da yanarlar. Onlara acımamak olmuyor. Ayette geçiyor ya. Fakat canilerin cezalarından zarar gören mazlumların hakkında gizli bir merhamet var. Çünkü malum her zaman okuyoruz, ayet-i kerimede buyuruyor ya. Zerre miskal. Hayır ve zerre miskal şer. Neticesi kalmayacak. Miskal zerretin hayren yere. Şimdi orada men. O da men geçmiyor. Men o kimse demek yani. Kafir Müslüman demiyor Cenab-ı Hak. Her kim zerre miskal hayır işlerse neticesini görecek. Nasıl görecek? Hem mahşer meydanında amellerini görecek. Yaptığı zerre miskal hayır ve şerri. Hem de onun karşılığı olarak ahirette günahları sevaplarına galip görürse cennette azabını görecek. Görmek
Orada yere geçiyor ayet-i kerimde, rüyet manası. Zerremiz kaldı, her şey görecek. Gören ya. Şimdi görecek deyince, zerremiz kaldı şerrini herkesin görmesi için herkesin cehenneme uğraması lazım. Değil mi? Evet. Onu da görmesi için. Madem bir kısmı günahları, sevapları garip gelince cehenneme girmeyecekler, o da bu görmeyi cehennem diye, sadece cehennem diye anlamayacağız. Mahşer meydanında şey yapıyor, eştaten geçiyor ayet-i kerimede. Yani tabii teşbihat olmasın. Mesela hepimiz görmüşüz. Evet. Notlar asıldığı zaman bir hücum ederler ki şeye, notun asıldığı yere, evet, talebeler. Bir görelim, bakın kaç almışım. Evet. İşte eştaten bu yani. Evet. Anarşi gibi bir şey, evet, karmakarışıklık. Evet. O şekilde mahşer meydanında herkes amel defterini görmek üzere bir curcuna tabiri caizse yaşanacak yani. Evet. Ve görecekler herkes. Evet. Onun için ayet-i kerimedeki yara görür manası mahşerde herkes için geçerli. Evet. Ha, öteki cehennemde görmek, cehenneme gidenler için geçerli. Onun iki şekilde anlamak lazım. Yalnız bu var ki müstahaklara afat geldiği zaman masumlar da yanarlar, onlara acımamak olmuyor. Heh. Fakat canilerin cezalarından zarar gören mazlumların hakkında gizli bir merhamet var. Buraya söyleyecektik yani. Demek ki madem hiçbir şey nesnesi kalmıyor, zerre miskal de olsa. Ha. Şimdi bu bir adam zulmen öldürülmüş. Değil mi? Bir kafir zulmen öldürülmüş. Bir kafir de var ki zulmen birisini öldürmüş. İkisi de cennete gidecekler ama azaplayı biri olmayacak. Değil? Çünkü bir zulmen öldürmüş, öteki de zulmen adam öldürmüş. Değil mi? Ha. O veya mesela insanların iyiliğine çalışan insanlar var. Kafir ama efendim, insanlara iyilik yapmak üzere vakıflar kurmuş, müesseseler kurmuş, gayret ediyor ama inanmıyor. Şimdi cennet imanın karşılığıdır. Dolayısıyla inanmayan oraya zaten gidemez. Cehennem de küfrün karşılığıdır. Bu adam küfürlü öldü mü cehenneme gidecek çünkü cehennem ötesi cennet. Cennete girmesine iman lazım. Ama bunun cehennemde göreceği azap insana zarar veren insanınkiyle mukayese edilmeyecek. O yaptığı iyiliklerin mükafatını cehennemde görecek. Nasıl görecek? Daha az azap çekmekle. Daha bilemediğimiz, ruhsat ileride beğenecek, bilemediğimiz bir şekilde Cenab-ı Hak onu ayrıca şey yapacak hani, mükafatlandıracak. En az anladığımız azabı az olacak diğerlerine göre, diğer zalim kafire göre. Okuyorum şimdi. Bir zaman eski Harbi Umumi'de düşmanların ehl-i İslam'a ve bilhassa çoluk ve çocuklara ettikleri kat ve zulümlerinden pek çok müteessir oluyordum. Allah Allah. Ya. Şimdi kafir kafiri öldürse de zulmü öldürdü mü rahatsız olmak lazım. Allah Allah. Şimdi insan da. Evet. Fıtratımda şefkat ve rikkat ziyade olduğundan tahammülüm haricinde azap çekerdim. Birden kalbime geldi ki o maktul masumlar şehit olup veli olurlar. Yani Müslüman için bu geçerli. Bir Müslüman zulmen katledilmişse hükmen şehit oluyor. Evet. Veli makamına geçiyor. Az önce günahkar bir mümin iken zulmü öldürülüyor. Veli makamına çıkıyor. Az önce şefaate muhtaç, az sonra şefaat ediyor. Allah. Evet. Fani hayatları baki bir hayata tebliğ ediliyor. Ve zayi olan malları sadaka hükmünde olup baki bir mal ile mübadele olur. Değişir, tebdil olur. Hatta o mazlumlar kafir de olsa ahirette kendilerine göre o dünyevi afattan çektikleri belalara mukabil rahmet ilahiyenin hazinesinden öyle mükafatları var ki eğer perde-i gayb açılsa o mazlumlar haklarında büyük bir tezahürü rahmet görünüp ya Rabbi şükür elhamdülillah diyeceklerini bildim. Ve katli bir surette kanaat getirdim. Yani, mükafatı var ki diyor. Yani, mükafatı olması lazım demiyor. Var ki. Yani. Biliyor. Bildiğini. Yani kendisine ustak diyor ya. Ehl-i hakikat kaybolan şeyleri bilmezler. Bu hakikat ustada bildirirmiş. Ki yazıyor da.
öyle mükafatları var ki diyor onların, eğer perdeye kaybaşırsa şükredecekler. Ya Rab, şükür elhamdülillah diyeceklerini bildim. Ve kati bir surette kanaat getirdim. Ve ifrat-ı şefkatten gelen şiddetli teessür ve elemden kurtuldum. Peki. Subhaneke la ilme lena illa ma alemtena, inneke entel alimul hakim, ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatı.